Merhaba arkadaşlar. Nenelerin bu bölümünde Mercedes'in 1938 yılında yaptığı halka açık yolda 432 km saate kadar hıza ulaşan ve 80 yıl boyunca rekoru kırılamayan ta ki 2017 Königsegg Agera RS çıkana kadar kırılamayan rekoruyla W125'ten bahsedeceğim. Günümüzde otomobillerin maksimum hızı üstüne sürekli bir yarış var. Özellikle de Bugatti ile Koenigsegg arasında sürekli bir işte dünyanın en hızlı otomobili bizimki. 6-7 ay sonra çıkıyor öteki bizimki diyor. Bir 6-7 ay sonra öteki çıkıyor bizimki diyor. Sürekli böyle bir savaş hali var. Ama işler buraya gelmeden önce 80 yıl boyunca oldukça suskun bir dönem vardı. Bugünkü otomobiller çok teknolojik malzemesinden elektroniğe kadar bir sürü şey varken 1938 yılında aslında 430 kilometrenin üstüne çıkılmıştı. Bu o zamanın teknolojisiyle bakıldığı zaman inanılmaz bir değer ve Koenigsegg'in 2017 yılında Agera RS'ler kırdığı rekorda bu arabadan sadece 14-15 kilometre daha hızlıydı. Yani arada uçurumsal bir fark da olmadı. O yüzden bence oldukça ilginç bir konu ve çoğunuzun da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu rekor kıran otomobil aslında dönemin Grand Prix otomobilinin modifiye edilmiş hali. Bayağı bir üstünde oynanmış hali. Grand Prix dediğimiz şey de aslında o zamanın Formula 1'i. O yıllarda adına Grand Prix deniyor. Ama ilerleyen zamanlarda Formula 1 olarak devam ediyor. Ama konsept aynı. Pist üstünde otomobiller birbirleriyle yarışıyor. Mercedes'in de 1936 yılında o dönemki Grand Prix'e katılmak için yaptığı W125 isimli bir yarış otomobili var. Bir önceki dönemde Mercedes'in otomobili çok iyi değil. Onun adı da W25. Çok fazla Yarış falan kazanamıyorlar. Otomobilin bazı teknik sıkıntıları da var. W25'in süspansiyonları çok sert ama o zamanki şasisi çok da sağlam değil. Süspansiyonların sertliğiyle baş edemiyor. Yumuşak kaldığı için esniyor. Yarış sırasında tekerlek kopuyor vesaire gibi şeyler oluyor. Bugünkü şartlarda bugün Formula 1'de yüzlerce, binlerce böyle teknolojik gelişme, güvenlik önlemi sürücüleri korumaya yönelik şeyler varken o zamanlar bu tip böyle kazalar işte teker koptu, araba parçalandı gibi şeyler nispeten daha normal şeyler ama bugün düşününce oldukça tehlikeli ve bugün yarışanlar değil de o zaman yarışanlar aslında çok daha çılgın insanlarmış diye insan düşünmeden de ne demiyor W25'te böyle sorunlar olunca Mercedes W125 ile bu sıkıntıları gideriyor o zaman için yine ileri bir teknoloji sayılabilecek olan nikel krom alışımlarıyla Çelikten bir şasi yapıyorlar daha sert oluyor daha sağlam oluyor Bu sefer süspansiyonun bu sert karakteristiği Dolaylı olarak çalışabiliyor parçalanmadan ilerleyebiliyor yine bu yarış versiyonunda yani Rekor kıran versiyonunda değil de yarış versiyonu olan da 5.7 litre hacme sahip Sıralı 8 640 beygire varan bir güçte motor kullanılıyor. İlk başta 600 beygir olarak üretmişler ama daha sonraki versiyonlarda 640 beygire kadar çıkabilmişler. Bunun için de süpercharger kullanmışlar. Yani düşününce 640 beygir bugün bile çok fazla olan bir şeyken 1930'lu yıllarda böyle otomobillerle yarışıyorlarmış. Ve yani inanılmaz bir deneyim düşününce benim böyle kafama tam dayatmayan bir olay. Hatta bu 1930'lu yılların bu W125'in yarış otomobilini bugünün Formula 1 pilotu olan Mercedes'te yine Valtteri Bottas'a veriyorlar. Diyorlar ki al bir sür bakalım arabayı nasıl yapacaksın. Onun tabiriyle bu arabayı kullanmak için baya bir cesur olmak lazım. Tam onun kullandığı terimi şu an size söyleyemiyorum ama dediği yer oraya çıkıyor. So much power. It's crazy. More than 600 horsepower. A top speed of 300 km per hour. No proper brakes And no grip You need big balls to drive cars like this Çünkü hiçbir güvenlik önlemi yok Hiçbir elektronik yok Fren desteği yok Traction kontrol gibi stabilite kontrol gibi Herhangi bir elektronik hiçbir şey yok Motor tamamen mekanik Ve bisiklet lastiği gibi incecik lastiklerin üstünde gidiyorsunuz Buna karşılık altınızdaki alet de 640 beygir gücünden Ve o zamanın bozuk pistlerinde yarışıyorlar Yani Bugünün pilotları bile o arabayı kullanmaya çok fazla cesaret edemiyor. Bu motorun 857 Nm de torku var. Yani bugün için bile böyle fazla fazla yarış otomobili olsa bile 1930'lu yıllardan bahsediyoruz. Oldukça yüksek değerler bunlar ve motor tek başına 220 kilogramın üstünde. O zamanın yarış kurallarına göre otomobil 750 kilogramdan daha ağır olamıyor daha hafif olmak zorunda. Bugünün Formula 1'inde ise işler biraz ters. Bugünkü otomobillerde minimum 740 kilogram olmak zorunda. Üstünde bir yerde olabiliyor. O zamanlar say tam tersiymiş. Ve bu özellikleriyle bu standart yarış otomobilinin çıktığı güçlere ancak 1980'lerde Formula 1'de ulaşılabiliyor. Daha sonraki dönemlerde hacim kısıtlamasına gidiyorlar. Daha küçük motorlar vesaire oluyor. Yol için 1960'larda ancak bu kadar güçlü bir otomobil çıkabilirken yarışlar için 1980'lere kadar bu kadar güçlü bir motor gelmiyor. Burada bir ufak bilgi de Mercedes'in o zamanlarda takımının adı Silver Arrow yani gümüş oklar. Bugün hala Formula 1'de aynı ismi kullanıyorlar. Takımın lakabı hala gümüş oklar. Bunun da bir sebebi var. Ta o zamanlara 1930'lara kadar dayanan bir tarihi var bunun. O dönemlerde 750 kilogram Kısıtı olduğu için, üstüne çıkılmadığı için Arabayı hafifletmek için alüminyum kaportanın üstündeki bütün boyayı kazıyorlar. Bu şekilde de oradan birkaç kilogramlık böyle bir şey kazanmış oluyorlar ve yarışa bu şekilde giriyorlar. Bütün boyayı kazıdıkları için de tamamen saf alüminyumu görüyorsunuz ve o yüzden gümüş rengini alıyor. Aynı zamanda yarışlarda da çok hızlı oldukları için Ok ismi de oradan geliyor ve Gümüş Oklar ismi de bu şekilde o dönemden bugüne kadar adını taşıyor. Bugün de hala Mercedes'in otomobilleri gri renkte. 2020 sezonunda ırkçılığa karşı oldukları için siyaha boyasalar da takımın rengi oldum olası gri renkli otomobillerden oluşuyor. Bu standart yarış otomobili versiyonu oldukça hızlıyken bir de rekor kırmak istiyorlar. Mercedes'in o zamanki iddiası şu 400'ün üstüne çıkabilecek bir otomobil yapabiliriz. 1930'lardan bahsediyoruz. Böyle bir iddia oldukça cüretkar tabii ki. Ama bunun sadece Mercedes tarafından gelen bir isteği yok dönemin Nazi hükümetinin de bir etkisi var. O zaman çok fazla para yatırıyorlar bu işlere. Ülkenin gelişmesi için, bu spor alanlarında da gelişmesi için bayağı bir sponsor oluyorlar. Bu otomobiller de aslında o paralarla geliştirilmiş oluyor. Bu hükümetin baskısıyla da biraz Mercedes diyor ki 400'ün üstünde bir otomobil yapabiliriz. Bunun için de W125'i temel alan yeni bir otomobil yapalım diyorlar. Aslında W125'i alıp modifiye ediyorlar. En büyük fark dış görseli. Bu sefer yarış otomobili gibi saatler süren bir yarışta kalması gerekmiyor. Sadece en yüksek hıza çıkması yeterli. O yüzden de daha farklı bir streamline denen yani daha aerodinamik bir şekilde otomobili yapmaları gerekiyor. Çünkü standart versiyonuyla bu hızlara çıkması mümkün değil. Özellikle de o zamanlar hesaplamalı akışkanlar, dinamiği gibi şeyler çok gelişmiş olmadığı için Arabada da downforce oluşturacak, yere basma kuvveti oluşturacak da bir şeyler pek yok. Yolda tutunması da bir dert o yüzden. Ama amaçları sadece yüksek hız olduğu için arabanın şeklini tamamen aerodinamik bir şekilde yapıp bu şekilde yüksek hıza çıkmayı hedefliyorlar. Motoru da değiştiriyorlar. Sıralı 8 yerine bu sefer V12 kullanıyorlar. V12 sıralı gibi dikine değil de daha açık durduğu için biraz daha aşağı konumlandırabiliyorlar. Bu şekilde kaportanın çizgisini de bozmadan bu aerodinamik şekli verebiliyorlar. Bu V12 tabii ki daha güçlü. 5.6 litre hacminde bir V12 ve 2 tane süper çarjırı bulunuyor. Bununla birlikte de 725 beygir güç üretebiliyor. 1930'ların ortasında dediğim gibi. Birkaç yıl öncesine kadar Ferrari'lerde vesaire en güçlü otomobiller 700 beygir üstüyken 1930'lu yıllarda bunu deniyorlar. İlk denemeleri çok da başarılı geçmiyor. Süper birini kırıyorlar deneme sırasında. Bunun yanında 4 ileri bir şanzıman kullanıyorlar, birinde şanzıman kırılıyor. Ve arabada dediğim gibi herhangi bir kanat, downforce oluşturacak bir şey olmadığı için sürücüler o zaman diyorlar ki ya bunun arka tarafı çok hafif, yolda tutunmuyor. Bunu ayarlamaya çalışırken bir kere araba takla atıyor, önü havalanıyor. Bu tip sorunlar yaşadıktan sonra diyor ki Mercedes ya bu iş çok tehlikeli oldu. Bundan vazgeçiyorum. Ama tabii o dönemin sert nazi hükümetinin önünde bunu demek çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Hükümet bu konuda ısrar ediyor. Bunu yapacaksınız diyorlar. Çünkü bunu bir ülkenin prestiji olarak görüyorlar. Böyle bir otomobil üretirsek ve en hızlı otomobil yapmış olursak bu Almanya'nın üretimle, teknolojide ne kadar ileride olduğunu gösterecek bir şeydir diye düşünüyor hükümet. Ve o yüzden bu konuda biraz da baskı yapıyor. Daha sonra mühendisler tekrar oturuyor bu hükümet baskısı belki de canlarını kurtarma derdiyle daha çok çalışıyorlar. Ve bu otomobili en sonunda 1938 yılında yapmayı başarıyorlar. Araba tamamen sağlıklı çalışıyor ve yine hükümetin bir isteği daha var. Rekoru kırarken o zaman bugün de hala Almanya'da ünlü olan otobanlar yeni yapılıyor. Diyorlar ki bu hız rekorunu otobanda kıracaksınız. Bu şekilde hem en hızlı otomobili tanıtmış oluyorlar hem de otobanlarını dünyaya göstermiş oluyorlar. Bu şekilde iki şeyin reklamını birden yapabiliyorlar. Yani burada hükümet aslında bayağı bir büyük rol oynuyor bu işte. En sonunda da bu V12 motora sahip 725 beygir üreten bu W125 rekor arabasını otobana çıkartıp tam gaz gidiyorlar. Ve tam olarak 432.7 km bölü saat hıza ulaşmış oluyor. Bu dediğim gibi inanılmaz bir değer. Ve bunu halka açık yolda yaptıkları için Tekrar halka açık yolda bir otomobilin bu kadar yüksek hıza çıkması için gereken süre Tam olarak 80 yıl Daha sonra Königsegg agere RS geliyor videonun başında bahsettiğim gibi Ve bu rekoru kırıyor Ama 80 yıl boyunca Aslında bu rekor Mercedes'e aitti Bu motorda o zaman için Yine yüksek sayılabilecek teknolojiler var Silindir başına 4 sübaplı ve çift egzantrikli bir motor kullanılıyor. Bu kadar fazla güç ürettiği için soğutmak da bir dert ve otomobilin aerodinamik yapısı nedeniyle sağında solunda herhangi bir yerinde hava girişi koyamıyorlar. Sadece en önünde iki tane giriş var. Bu da motorun hava emme girişi. Buradan motoru besliyorlar. Soğutma için yeterli yer yok. O yüzden radyatörlerini buzun içine koyuyorlar. Bayağı bildiğiniz radyatörleri suyun içine koyup dondurup bir buz kalıbının içinde radyatörler olmuş oluyor arabayı da bu şekilde soğutuyorlar ve bu kadar yüksek hıza çıkıyorlar. Koenigsegg bunu yaptığında 1360 beygir gibi çok daha fazla bir güçle yaptı. Tabii ki otomobiller artık daha ağır, daha fazla güvenlik önlemi var, elektronik sistemler var. Ama o zamanki bu rekor kıran otomobilde yaklaşık 1200 kilogram civarındaydı. Yarış versiyonu 750 kilonun altında kalsa da bu büyük V12 yüzünden ağırlığı bayağı bir arttırdılar. Bu otomobil genç nesil tarafından göz ardı edilen 80 yıllık boyunca bir tarihi ve rekoru elinde tutma şanı olan bir otomobil olduğu için anlatmaya değer gördüm. Bugün de Mercedes'in müzesinde hala bu otomobil saklanıyor. Prototip otomobillerini, deneme otomobillerini koydukları bir yer varmış. Orada duvarda sergiliyorlar bu otomobili hala. Bu da geleneklerine bağlı olduğunun bir göstergesi. Siz bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknolojileri nasıl? O zaman için nasıl değerlendirmek lazım? Bunları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir. Onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.